Berra! Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Şu kamera yamuk mu duruyor şu an? Benim tarafımdan bak bir. Şöyle mi duruyor? Bana mı öyle geldi? Başım döndü bir anda, ya bakarsan. Değil mi? En son sen bunu oynadın ve bozdun değil mi bunu? Nasıl bozmamı bekliyorsun ya? Orasını bozmamış, burası bozulmuş. Onu da indiren sensin. Salak, salağım ben, anladım. Tut bir dakika. Evet, salak o. Şuradan azıcık indirmem lazım değil mi? Şimdi bakayım bir. Herkese merhaba, ben Başak, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre sonra kitaplığımda evimde videomu çekebiliyorum. Sanmayın ki İngiltere videoları bitti. Daha bir sürü gelecek. Şaka yaptım, sadece bir tane geldi. Öncelikle biraz hastayım ve sesim bu yüzden biraz garip. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Evet, videonun başından anlayacağınız üzere İngiltere'ye giderken ve dönerken yaşadığım, havalimanında yaşadığım olayları anlatmak istiyorum size. Diyeceksiniz ki Başak sen paratoner misin? Ben de bunu sorguladım. Ailem de bunu sorguladı ve cidden benim bir şeyleri çektiğime karar verdik. Çekiyorum, bela çekeceğim artık. Hani daha bunu nasıl ifadelendirebilirim bilmiyorum. Önce nereden başlayayım? Şöyle ki kanser döneminden sonra bende anksiyete bozukluğu çıktı. Panik atak olsun, fazla stres olsun. Böyle her şeye çok çabucak stres yapıp panik yapabilen bir insanım. Hatta beni şu an bunu arkadaşlarım izliyorsa ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Gerçekten biraz panik ve stresli bir insanım. Hani biraz derken bile böyle kıvranıyorum gördüğünüz üzere. Çünkü gerçekten çok stresli bir insanım. Her şeyi önce düşünüyorum. Bir şeyler yapmadan önce hep böyle ilerisini düşünürüm. Hep plan yaparım ve her olaya karamsar bir şekilde bakarım. Hani hep kötü düşünerek hareket etmeye çalışırım hayatım boyunca. Böyle risk almamak için risk olabilecek şeyleri düşünerek hareket ederim genelde. Bunu bildiğinize göre artık videoya başlayabiliriz. Bildiğiniz üzere 2 ay önce 12 Mayıs'ta ben İngiltere'ye dil eğitimi için gittim. Neden gittiğimle alakalı merak ediyorsanız eğer aşağı linkini koyacağım. Oradan da İngiltere'ye neden geldiğimle alakalı olan videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hastalık döneminden sonra ailemden ben ilk defa ayrı kalıyorum. Ortaokuldayken falan şehir dışına çıkmıştım okulla beraber ama onun dışında ailemsiz herhangi bir şehire kalmaya veya yurt dışına hiç çıkmamış. Zaten bu benim ilk yurt dışı seyahatimdi. İlk defa yalnız kalacağım ve ilk defa her şeyi tek başıma yapmam gereken bir yere gidiyordum. Hani havalimanından bile tek başıma gitmek bile benim için hani böyle gergin, stresli bir şey. Çünkü hani normal şehir içi uçuşlar biraz kolay ama şehir dışında pasaport kontrolleri bilmem neler falan olunca biraz böyle ben gerildim. Gidiş kısmında sıkıntı yok. Ailem benimle beraber geldi. Her adımda yanımdaydı. Ama pasaport kontrolünden geçtikten sonra artık tek başımaydım. Hiçbir şekilde ailem yok yanımda, tek başımayım. Buraya kadar her şey normal. Uçağa biniyorum, geliyorum. Burada kadar da her şey normal. Hatta bunu sanırım ben geldiğim ilk videomda anlatmış olmam gerekiyor. İngiltere'ye vardıktan sonra havalimanında bavulumu kaybettim. Şimdi şöyle oldu. Ben ilk geldiğim anda inanılmaz bir sıra vardı pasaport kontrolü kısmında. Dış ülkeden gelenler çok olduğu için sıra o kadar fazlaydı ki size anlatamam. Hani 45 dakika boyunca sırada bekledim. Ve uçaktan yeni indiğim andan itibaren bu bagaja genelde dönmeye başladığı için hani süre geç, ben pasaport sırasında bekledikçe sanırım o bagajların süresi doldu ve yeni uçaklar indiği için yeni bagajlar geldi. Ben bavullarımı almak için gittiğimde ekrana baktım. İstanbul valizlerinin o tarafta olduğu gösteriliyor. Bekledim. Aynı valizlerin ve oradaki valiz dönme kısmı bizimkine göre çok daha küçük. Neredeyse 5-6 kere falan dönmesini izledim. Hani belki benimkini görmemişimdir falan diye. Valizim yok. Yok arkadaş, yok. Ve İngiltere yeni geldiğim için hattım da yok. Hiçbir şekilde kimseyi arayamıyorum, ulaşamıyorum, internetim yok. Hani aileme zaten ben geldim iyiyim haberini veremiyorum. Onun haricinde bilmediğim bir kelime olursa falan diye internetten de bakabilme gibi bir gücüm yok. Çünkü hiçbir şekilde internetle alakam yok. Ve ilk geldiğim anda hani zaten çok çekingenim, çok utangacım ve İngilizceyle hani aşırı haşır neşir değilim. Ve aşırı bir gerginlik var üstümde. Ben bagajı arıyorum, arıyorum, yok. Daha sonra bir görevliye ulaştım. Sağ olsun beyefendi bana yardım etti. Benim bavulumu aradık. Çünkü ben ekrana ikinci kere baktığımda ekranda şey yazıyordu. İstanbul valizleri teslim alındı yazıyordu. Ama ben bavulumu teslim almadım. Bir gerginlik başladı beni. Çünkü kapıda beni alacak transfer arabası bekliyor. Ve beni neredeyse bir saat geçti ve adam bekliyor hala. Bana ulaşamıyor. Hani bu kız gelmedi. Gitse falan ne yapacağım bilmiyorum. Oh! Sonra beyefendi bana yardım etti. Biz bayağı bir aradık. Hatta birkaç görevli daha geldi sanırım. Bayağı bir baktık. Daha sonra köşede bir yerde benim valizim ayakta beni beklerken bulduk. Sanırım hani kimse almayınca kenara bir yere koymuşlar. Oradan buldum. Buraya kadar her şey normal. İngiltere'deyken hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sonra yavaş yavaş alıştım. İngiltere'de 2 ay kaldım. Son bir haftaya yakın inanılmaz bir grip oldum. Ve bir hafta boyunca son haftamda okula hiç gidemedim. Çok hastaydım. Tek başımaydım. Çok çok zordu. Bunları da ayrı bir videodan anlatırım inşallah. Son gün
Arkadaşlarımla son kez böyle buluşuyorduk, böyle festival falan vardı, hep beraberdik. Ben çantama baktım, hani genelde böyle yaş sınırı olan yerlere girmek istediğiniz zaman pasaportunuzu göstermeniz gerekiyor. Çantamı açtım, pasaportum yok. Bunun ikinci bir şokunu yaşadım. Ben çok gerildim haliyle, pasaportumu aramaya başladım, bulamadım ve dışarıdayım aslında. Hani evde mi değil mi bilmiyorum. Hani bir saat beklemeye çalıştım, hani eve gidince akşam bakarım falan diye, ama risk alamadım, hemen eve gittim baktım. Bayağı bir aradıktan sonra başka bir çantamın içinde buldum. Neyse, pasaport sorununu hallettim. O gece ben saat 3 gibi falan uyudum sanırım. Gece 3 gibi falan uyudum, sabah 4.30 gibi kalktım. Çünkü sanırım ajansım yüzünden biz yanlış havalimanına bilet almışız. Benim gideceğim havalimanı Gatwick Airport ve o havalimanı Cambridge'e 2.5 saat uzaklıkta. Ve hani tek başıma gitmeye çalışsam toplu taşımayla 4-5 saat falan bulacak kadar uzun bir mesafe. Ve zaten benim uçuş saatinden önce de 2 saat önce orada olmam gerekiyor. Zaten o zaman benim hani bu yolda hesaba katarsak yaklaşık 5 saat önce falan orada olmam gerekiyor. Uçağım da benim 11.50'deydi. O yüzden benim saat böyle 8'de falan orada olmam gerekiyordu. Ama ben biraz bildiğiniz üzere stresli ve panik bir insan olduğum için dedim ki ben orada saat 8'de orada olayım. 8'de orada olmam için dedim 4.30'da falan kalksam, beni okulun transfer arabası almaya gelse, çünkü tek başıma gitmek çok zordu, mecbur transfer arabası kiraladık. 5.40'da falan beni almaya gelecekler. 5.40'da çıksam dedim, saat 8'de falan orada olurum dedim. Ama hiçbir trafik yoktu tabii, saat sabah o saatinde niye trafik olsun ki? Hani Başak, sen niye bunu düşünmüyorsun ki? Ben saat 7'de havalimanındaydım. Benim uçağım 11.50'de. Panik olmanın zararları. Neyse, bir sıkıntı yok. Benim çok fazla valizim vardı. Hem bilgisayar çantası, hem kamera çantası, hem sırt çantam vardı. Bir 8 kiloluk valizim vardı. Bir onun bir küçük Nike spor çantam vardı. Bir de büyük 21 kiloluk valizim vardı. Yani böyle o kadar kötü bir andaydım ki, her şey sırtımda, üstümde. Bir de bel çantası takmıştım. Uçağa bindiğim zaman sırt çantamı taşımayayım yanımda diye. Bir de hırkam ve ceketim falan var. Hani çok zordu. Her şeyi taşımam çok zordu. Oradan bir tane taşımak için araba aldım kendime. Her şeye koydum. Bütün çantalarımı oraya koydum. Daha sonra anneme telefonla konuşuyorum. O sırada havalimanının içerisine girdim. Bayağı girdim içeri. Girdim. Gidiyorum böyle. Tam anneme telefonu kapattım. Yürüyen merdiven gibi bir şeyin üzerinden ilerliyorum ama bayağı içerideyim. Yani havalimanının içerisindeyim. Sonra bir baktım, benim sırt çantam yok. Önümdeki çantalara bakıyorum. Sırt çantamı oraya koyduğumu hatırlıyorum. En son böyle en üste çantamı koymuşum, sırt çantamı, ama öyle takır tukur yerden, yollardan geçtim ki hani böyle düştü dedim hani. Yani yok yani. Çanta, sırt çantası yok. Yemin ediyorum böyle bir 10 dakika falan elim ayağım titredi ve o yürüyen merdiven inanılmaz uzun bir şeydi ve bitmedi. Hani o sırada ben düşünüyorum ne yapacağım diye, gözlerim falan doğdu, artık ağlayacağım. En sonunda geri dönmem lazım dedim. Sonra neyi fark ettim? Sırt çantam sırtımdaymış. O kadar salakça bir gündü ki son günüm. O kadar salakça bir gündü. Hani hem gece 3'te 1.5 saatlik uykuyla ayaktayım. Hem çok gerginim uçak konusundan. Çünkü diyorum ki pasaport kontrolünü yapamazsam, ya bulamazsam, ya uçağı kaçırırsam, bilmem ne. Biz o kadar çok karamsar düşünüyorum, o kadar çok şey böyle şey yapmaya çalışıyorum ki, yani hani her şeyimin ters gitmesi için aslında ben sürekli bir şeyler yapıyorum. Neyse, sırt çantamı buldum. Böyle kendime sövdüğüm anlar yaşadım. Sonra içeri girdim. Ve görevli dedim ki Turkish Airlines'a nasıl gidebilirim? Beni transfer arabasına alan adamla biz böyle bayağı bir konuşmuştuk. Bana şey demişti. Kuzeydeki havalimanı mı, güneydeki mi diye. Biz adama benim biletime baktık. Kuzey güney yazmıyor. Bayağı böyle baktık, bulamamıştık. En son biz kuzeyde olduğunu bulduk. O yüzden kuzeye geldim ben, ama adama ben yine böyle bir tereddütlüyüm hani. Doğru havalimanında mıyım falan diye. Sonra görevli dedim hani Turkish Airlines nerede falan diye. Biletimi falan gösterdim. Adam bana dedi ki burada Turkish Airlines yok, yanlış yerdesiniz. Size o anki paniğimi anlatamam. Dizlerimin bağı çözüldü. Yüzümün rengi attı. Kesin atmıştı. Böyle elim ayağım titredi. Dedim ki hani dalga mı geçiyorsun seni? Ben kuzeydeyim dedim. Biletimde kuzeyde olduğu gösteriyor dedim. Ve Turkish Airlines'ın biletini ben hani buraya aldım. Hani olmama gibi ihtimali yok diye anlatmaya çalışıyorum adama. Ve adam hala diyor ki hani kusura bakmayın ama hani yanlış gelmişsiniz. Burada Turkish Airlines yok diyor. Bayağı böyle bir adamla konuştu. En son dedi ki şurada bilgi kısmı var. Oradan hani sorabilirsiniz, derdinizi anlatabilirsiniz dedi. Ben nasıl o da zaten başına aşağı kaynaklar dökülüyor. Ama çok korkmadım. Çünkü dedim ki hani çok erken geldin zaten. Hani en kötü bir saat daha yol çekersin. Başka diğer havalimanına gidersin. Saat 8 olur. Ancak hani zaten tam olmak erken zamanda olursun diye hesap yapıyorum. Hani iyi ki de diyorum erken gelmişim falan yapıyorum. O bilgi kısmına doğru döndüğüm anda zaten Turkish Airlines'ı gördüm ben. Yani adam niye öyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok. Neden öyle bir şey oldu onu da bilmiyorum. Ama hani oradaki görevli hani... Anlamadım hani oradaki görevli neden bana Turkish Airlines'ın orada olmadığını söylüyor.
Çok kötüydü. Şimdi diyeceksiniz ki bitti mi? Bitmedi. Sizce biter mi benim çektiğim şeyler? Bitmez. O zaman devam edelim. Evet, daha sonra ben valizleri teslim ettim. Ve uçağı beklemeye başladım. Uçağa bindim. 3,5 saatlik yolculuktan sonra indim. İndiğim gibi annemle zaten telefon açtım. Geldim ben iyiyim falan diye. Onlar da beni bekliyorlardı. Ve uçağım rötar yaptığı için annemler bayağı bir beklediler orada. Daha sonra annem ve babam orada duty free diye bir yer var. Oradan onlara parfüm almamı istedi. Daha uygunmuş sanırım. Ben de tam böyle çıktıktan sonra pasaport sırasına girdim. İnanılmaz bir pasaport sırası vardı. Yani şunu eklemeye geçmek istemiyorum. Şimdi dış hatların ne oldu? Yabancıların beklediği sıra böyle ip gibi bir sıra dizilmiş insanlar orada. Pasaport sırasına bekliyorlar. Biz Türklerin beklediği sıra, yemin ediyorum, şöyle zikzak zikzak şeklinde bir sıra dizilmiştik. Ve 4 kere kavga çıktı. Sıra kavgası çıktı. Yani evet, Türkiye'ye gelmiş olduğumu kalpten hissettim. Neyse, pasaport kontrolünden geçtikten sonra dedim ki, ben hemen dedim, annemlerin parfümlerini almaya gideyim dedim. O sırada babam bana telefonu açıp önce valizlerini al diyor. Ben eğer valizleri alırsam o sırada parfümlere bakamayacağım, bütün eşyalara giremeyeceğim diyor. Önce parfümleri almak istedim. Hani sosa valizler dönüyor orada falan diye. Özür dilerim babacığım. Sonra parfümleri aldım, çıktım. 4 tane valizlerin döndüğü bir yer var. O dönen şeylerin adının ne olduğunu bilmediğim için böyle size dönen şeyler diye bahsedeceğim. 4 tane şey var ve hiçbirinde Turkish Airlines'ın bagajlarının olduğu, yani Turkish Airlines diye yazmıyor. 4 tane yere dolandım ve benim gibi bekleyen, aynı uçakta bulunduğum bazı insanları da görüyorum. Onlar da benim gibi arıyorlar hangisi ne bizim bavullarımız diye. Hiçbir yerde Turkish Airlines yazmıyor. Bu çok saçmaydı, neden bilmiyorum ama belki pasaport sırası çok çok uzun sürdüğü için, yeni uçaklar geldiği için aşağı inmiştir de geçmiştir, isim silinmiştir, bilmiyorum. Sonra görevlilerden yardım istedim ve kendi valizimin döndüğü kısmı buldum. Bir baktım benim valizim orada. Valizimi kaldırdım böyle. Hani normalde sabah ben valizimi kaldırırken inanılmaz zorlanmışım çünkü katır gibi ağırdı, şaka falan yapmıyorum. 21,5 kilo falandı ve çok ağırdı gerçekten. Hani ben bavulu kapatamadım, üzerine oturdum böyle biraz zıplaya zıplaya kapattım, o kadar ağır geldi bana bavul. Ama ben kendi bavulumu o dönen şeyden alırken böyle hani zorlanmadan aldım. Dedim ki Allah Allah dedim. Bavulun üstüne biraz bastırdım, hafif böyle boşluk gibi bir şey vardı. Ve ben bavulu inanılmaz zor kapattığım için dedim hani bunda bir tuhaflık var. Sonra isim kısmına bir baktım, başka bir kadının ismi yazıyor. O sırada o valize yanımı tutarak diğer valizlerimi aldım. Baktım onların hepsinde Başak Çakmak yazıyor. Benim o asıl bavulumda, en büyük bavulumda her şeyimin olduğu, bütün kıyafetlerimin olduğu, bütün makyaj malzemelerimin, bütün saç ürünlerimin olduğu, her şeyimin, bütün hediyelerimin, aldığım her şeyimin olduğu bavulda başka bir kadın ismi yazıyor. Sonra tabii aşırı bir panik, aşırı bir stres. Hemen koşa koşa, tabii koşamadım o kadar eşyayla. Hemen o kayıt bürosunun olduğu kısma gittim. Çok iş eğlencesi buldum ve derdimi anlattım. Ve şöyle bir şey var. Ben boarding pass'imi unutmuşum. Böyle boarding pass diye bir şey var. Sanırım şey oluyor bu. Size valizleri verirken bir etiket gibi bir şey veriyorlar. Hem koltuk numaranızın olduğu hem de valizinizin şeyinin olduğu bir yapışkanlı bir şey veriyorlar. Küçük bir kağıt gibi bir şey veriyorlar size. Ve ben onu kaybettim. O olmadığı için aslında normalde adam bana yardım edemezmiş. Dedi ki eğer başka bir şehirde olsanız, başka biri olsa burası size yardım etmez dedi. Ve adam bana yardım etti. O kadar teşekkür ederim ki, yani o halimi gördü sanırım. Çünkü böyle biraz ağlamaklı oldum. Biraz ağladım da çünkü. Hani o kadar kötü bir durum ki, hani sizin valiziniz, sizin eşyanız yok. Ve benim bu tek başıma, ilk defa tek başıma gelişim. Hani bir yurt dışından ilk defa gelişim. Ve bu benim ilk defa yurt dışı seyahatim. Hani ilk defa bu tarz şeyleri tek başıma hallediyorum ve başıma böyle bir şey geliyor. Hani böyle bir şeyler geliyor hani. Bir tane gelsin, tamam. Sonra kadına ulaşmaya çalıştık. Normalde herkes telefon numarasını bırakmıyormuş. Hani bırakmak gibi bir zorunluluğu yokmuş. Kadının telefon numarası aradık, yok. Kadının bir tek adı ve soyadı var. Tek yapabileceğim şey kadının yanlış valizi aldığını fark etmesi. Bu çok kolay gözükebilir aslında size. Hani bir insan nasıl fark etmez diyebilirsiniz. Ama eğer bu kişi aktarma yapacaksa yurt dışına veya yurt dışı bir yere gidecekse direkt valizini alıp gidebilir. Yani o kadının direkt yurt dışına veya başka bir şehre gitme olasılığı vardı ve bunu düşünmek bile beni çok korkutuyordu. Çünkü bizim komşumuza da aynı şey olmuş. Ve adam bavulunu 2 ay sonra alabilmişti. Ve ben bunu duyduğumda böyle daha çok geriliyordum. Hani diyeceksiniz ki Başak hani ne olacak, hani en kötü yenilerini alırsın. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Ben 6 gün sonra İzmir'e tatile gidiyorum. Ve benim bavulum, eşyalarım, her şeyim onun içinde. Yani hani benim tek üzüldüğüm nokta bu. Artık, hani artık iş işten geçmiş. Eğer bana bavulumu geri bulamazsam, alamazsam bile hiçbir şey önemli değil. Sadece çok kötü bir şey ya. Gerçekten çok kötü bir şey. O duygu orada o kadar kötüydü ki. O kadar kötüydü. Yani o hissettiklerim, o çaresi de çok kötüydü.
neden ağlıyor? Çünkü valizini şu anda kaybetti. Her şey içindeydi diyorum. Yok valiz yok. Daha yeni geldi. Sonra rapor falan tutturduk. Eve geldim ve beklemeye başladım. Ve saat gece 12'ye yakın bana bir telefon geldi havalimanından. Açtım telefonu, kadın fark etmiş. Benim bavulumu getirmiş, bırakmış. Bana yarın gelip alabileceğimi söylediler. Yani bugün. Bugün de babam aldı bavulumu ve bavuluma kavuştum. Evet, hikayemi siz de dinlediniz. Artık paratoner olduğum konusunda bence hemfikir olabiliriz. Bilmiyorum ama böyle, bence böyle her şeyi çekiyormuşum gibi hissediyorum. Böyle her belayı, her kötülüğü çekiyormuşum gibi hissediyorum. Havalimanında yaşadığım olayların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir, umarım zevk almışsınız. Şaka bir yana, gerçekten çok çok zor zamanlardı. Zaten araya böyle videolar serpiştirdim o zamanlarda. Kardeşim o sırada beni video çekmiş ve ben o sırada farkında değildim hiçbir şeyin. Ve o kadar ağlamadım, o kadar kötüyüm ki yani. Ben şu an kendi videolarımı tekrar izlerken kendime üzüldüm. O derece moralim bozuldu tekrar izlerken. Gerçekten çok zor zamanlardı. Ama bavuluma kavuştum, evime kavuştum, şu an her şeyime kavuştum. Her şey çok güzel. Ve geçmiş olsun dediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.